Selam dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Sezon ortası güncelleme videosuyla karşınızdayım. Dilerseniz hemen detaylara geçelim. Arkadaşlar, birçok silah düzenleme getirildi. Bunlardan bahsetmeden önce yeni silahımız OTS-9 göreviyle birlikte oyuna eklendi. Silahın hasarı çok yüksek fakat hasar mesafesi cidden düşük. Yakın mesafelerde inanılmaz bir güce sahip. Görevi ise en az 2 rakibi peş peşe hızlıca öldürmelisiniz ve bunu 15 farklı maçta tekrar etmelisiniz. Şimdi geçelim silah düzenlemelerine. Birçok silahın hasar çarpanları değiştirildi. AR bölümüyle başlayalım. Colt War AK-47'sinin kafadan vuruş hasar çarpanı 1.62'den 1.5'e düşürüldü. Göğüs hasar çarpanı 1.2'den 1'e düşürüldü. Modern Warfare AK-47'sinin göğüs hasar çarpanı 1.2'den 1.1'e düşürüldü. C58 silahının kafadan vuruş hasar çarpanı 1.62'den 1.58'e düşürüldü. Göğüs hasar çarpanı 1.2'den 1'e düşürüldü. Yine karın hasar çarpanı 1.1'den 1'e düşürüldü. Maksimum hasar mesafesi %8 arttırıldı. Silahın kontrolü zorlaştırıldı arkadaşlar. AMX'in kafadan vuruş hasar çarpanı 1.5'ten 1.55'e yükseltildi. Göğüs hasar çarpanı 1.1'den 1'e düşürüldü. Assault Rifle Bravo yani fal silahının kafadan vuruş hasarı 2.05'ten 1.62'ye düşürüldü. Bu ciddi bir düşüş. Göğüs hasar çarpanı ise 1.2'den 1.1'e düşürüldü. Paranın maksimum hasarı 31'den 29'a düşürüldü. Silahın kontrolü zorlaştırıldı. Yine Faraya da ciddi bir nerf gelmiş. FFR'ın kafadan vuruş hasar çarpanı 1.5'ten 1.4'e düşürüldü. Maksimum hasarı 27'den 25'e düşürüldü. Minimum hasarı 25'ten 23'e düşürüldü. Maksimum hasar mesafesi tam %20 düşürüldü. Boyun hasar çarpanı 1'den 1.2'ye yükseltildi. FFR nerflere doyamıyor gördüğünüz gibi. Scar'ın göğüs hasar çarpanı 1.2'den 1.1'e düşürüldü. Groza'nın minimum hasarı 22'den 24'e yükseltildi. Groza'nın maksimum hasarı 28'den 27'ye düşürüldü. Maksimum hasar mesafesi %4,5 arttırıldı. Kafadan vuruş hasar çarpanı 1.62'den 1.5'e düşürüldü. Göğüs hasar çarpanı 1.2'den 1.12'ye düşürüldü. Bu çok küçük bir miktar. Karın hasar çarpanı 1.1'den 1'e düşürüldü. Silahın kontrolü biraz daha yumuşatıldı. Krik 6'nın minimum hasarı 25'ten 26'ya yükseltildi. M13'ün minimum hasarı 19'dan 20'ye yükseltildi. M4A1'in maksimum hasarı 28'den 27'ye düşürüldü. Minimum hasarı ise 22'den 23'e yükseltildi. Oden göğüs hasar çarpanı 1.3'ten 1.2'ye düşürüldü. QBZ'nin minimum hasarı 22'den 24'e yükseltildi. Temel hareket hızı %3 düşürüldü. Temel nişan alınırkenki hareket hızı %5 düşürüldü. Göğüs hasar çarpanı 1.1'den 1.2'ye yükseltildi. Karın hasar çarpanı 1'den 1.1'e yükseltildi. Silahı biraz daha ağırlaştırıp biraz daha kontrolünü ve hasarını arttırmışlar arkadaşlar. M7'nin maksimum hasarı 28'den 26'ya düşürüldü. Ve son olarak XM4'ün maksimum hasarı 32'den 30'a düşürüldü. Minimum hasarı 28'den 27'ye düşürüldü. Nişan alma hızı biraz yavaşlatıldı ve silahın kontrolü zorlaştırıldı. Böylelikle XM4 metası da rafa kaldırıldı diyebiliriz. Tüm AR düzenlemeleri bu şekildeydi. LMG'lere geçtiğimizde M60'ın maksimum hasarı 36'dan 37'ye yükseltildi. Kafadan vuruş hasar çarpanı 1.5'ten 1.6'ya yükseltildi. MG34'ün maksimum hasarı 31'den 29'a düşürüldü. Minimum hasarı 28'den 27'ye düşürüldü. Kafadan vuruş hasar çarpanı 1.5'ten 1.4'e düşürüldü. Göğüs hasar çarpanı da 1.1'den 1'e düşürüldü arkadaşlar. MG82'nin nişan alma hızı yavaşlatılmış sadece. PKM'nin maksimum hasarı 31'den 32'ye yükseltildi. Maksimum hasar mesafesi %7 düşürüldü. Göğüs hasar çarpanı 1.1'den 1'e düşürüldü. SA-87'nin göğüs hasar çarpanı 1.2'den 1.1'e düşürüldü. Stunner 63'ün maksimum hasarı 34'ten 33'e düşürüldü. Göğüs hasar çarpanı da 1.1'den 1'e düşürüldü. Sniper'a geldiğimizde Swiss'in nişan alma animasyonu güncellendi. Temel dürbünün reticle'ı ZRG 20mm sniper ile aynı oldu arkadaşlar. Yani o artık üçgen yerine küçük artı şeklinde bir reticle olacak orijinal halinde dürbünün. Şimdi SMG'lere geçelim. AK-74U'nun maksimum hasarı 35'ten 31'e düşürüldü. Çok ciddi bir düşüş var. Minimum hasarı da 25'ten 26'ya yükseltildi. Kafadan vuruş hasar çarpanı 1.62'den 1.6'ya düşürüldü. Göğüs hasar çarpanı 1'den 1.1'e yükseltildi. Mermi düşümü %5 iyileştirildi. Modern Warfare AUG'un minimum hasarı 25'ten 26'ya yükseltildi. Kafadan vuruş hasar çarpanı da 1.67'den 1.47'ye düşürüldü. Bullfrog'un maksimum hasarı 32'den 31'e düşürüldü. Kafadan vuruş hasar çarpanı 1.62'den 1.5'e düşürüldü. Kol ve bacak hasar çarpanı 0.9'dan 1'e yükseltildi. Yani kola veya bacağa vurduğunuzda silahınızın hasarı düşmeyecek. Aynı kalacak arkadaşlar. KSP-45'in kafadan vuruş hasar çarpanı 1.62'den 1.57'ye düşürüldü. Legion'un maksimum hasarı 30'dan 27'ye düşürüldü. Minimum hasarı 25'ten 24'e düşürüldü. Kafadan vuruş hasar çarpanı 1.62'den 1.55'e düşürüldü. Burada da ciddi bir nerf görüyoruz. Meko'nun maksimum hasarı 24'ten 23'e düşürüldü. Minimum hasarı 20'den 19'a düşürüldü.
Milano'nun kontrolü zorlaştırıldı. Bence bu gerekiyordu arkadaşlar. Çünkü 3x dürbün takıp AR gibi kullanılıyordu bu silah. Maksimum hasar mesafesi %12 düşürüldü. Kafadan vuruş hasar çarpanı 1.62'den 1.38'e düşürüldü. Göğüs hasar çarpanı 1.2'den 1.1'e düşürüldü. Karın hasar çarpanı da 1.1'den 1'e düşürüldü. Cold War MP5'in maksimum hasarı 33'ten 31'e düşürüldü. Minimum hasarı da 25'ten 24'e düşürüldü. Nailgun'ın maksimum hasarı 50'den 46'ya düşürüldü. Kafadan vuruş hasar çarpanı 1.62'den 1.45'e düşürüldü. Göğüs hasar çarpanı da 1.28'den 1'e düşürüldü. Bizon'un maksimum hasarı 35'ten 34'e düşürüldü. Minimum hasarı da 25'ten 26'ya yükseltildi. PPSH-41'in maksimum hasarı 28'den 26'ya düşürüldü. ISO'nun minimum hasarı 20'den 21'e yükseltildi. Uzi'nin minimum hasarı 25'ten 26'ya yükseltildi. Fennec'in maksimum hasarı 25'ten 24'e düşürüldü. Minimum hasarı da 20'den 19'a düşürüldü. Son olarak Tactical Rifles'a geldiğimizde Cold War Ogun kafadan vuruş hasar çarpanı 1.8'den 1.7'ye düşürüldü. Kar V2'nin kafadan vuruş hasar çarpanı 1.7'den 1.6'ya düşürüldü. M16'nın kafadan vuruş hasar çarpanı yine 1.8'den 1.6'ya düşürüldü. Evet arkadaşlar, tüm silah düzenlemelerini sizinle paylaştım. Yeni silah metası ne olur, neler olur yorumlara belirtmeyi lütfen unutmayın. Keyif aldıysanız videoyu beğenebilirsiniz, kanala abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar, hoşçakalın.